Seyirciler Erol Teknik konsept bir anlayışla bir evin neredeyse tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek potansiyele sahip. Ürün gruplarında çeşitliliği önemseyen firmanın metal ve plastik ürün sorumluları, mühendislerden oluşan kadrolarıyla birlikte bundan sonra da yeniliklerin öncüsü olacaklarını dile getiriyor. Teknik, yapı grubunda ve nalburiye ihtiyaçlarında çözümün ta kendisi oluyor. Alüminyum ve metal merdivenler, PVC perde rayları, PVC ray montaj aparatları, banyo perde askılıkları, PVC ve alüminyum alçıpan profili, gardırop borusu gibi kapsamlı ve çeşitli materyallerin üretimini Şekerpınar'daki fabrikasında çevreci bir anlayışla gerçekleştiriyor. Plastik bölümü üretim sorumlusu makine yüksek mühendisi Serdar Öztürk, hep daha iyi elde etme arzusuyla hareket ediyoruz diyor. Ekstrüzyon ve enjeksiyon olmak üzere iki hattımız var ve bu sektörlerde sürekli gelişme ve değişime açık bir firmayız. Değişen ürün gamlarımızla, değişen ürün portföyümüzle daha yeni ürün ellesinde müşteriye daha iyi hizmet sunabilme anlayışı içindeyiz. Çevre dostu ürünlere imzasını atarken yatırımlarında doğaya zarar vermemeyi temel ilke kabul ediyor. PVC perde rayıyla esasında ilk olarak plastik sektörüne başlanmış ve şu anda daha da geliştirilerek bu sektörde daha kaliteli ürünler ve daha çevre dostu, insan sağlığına değer veren ürün özelliğini yakalamaya çalışıyoruz. Ürünlerimizde kalite dediğimiz gibi en önemli planda. İkincisi de insan sağlığı ve çevre dostu bir yatırım olması. Konsept bir anlayışla pek çok ihtiyaca tek merkezde entegre bir yapıyla yanıt veren firmada üretim alanında uzman bir ekip tarafından gerçekleştiriliyor. Serdar Öztürk, neredeyse herkesin evinde bulunan perde raylarının fabrikalarında nasıl üretildiğine dair de bilgi veriyor. Ekstrüzyon hattında önce mal kabule gelir ürün ham maddemiz. Ham madde de onay aldıktan sonra mikserhaneye gider. Mikserhaneden de karışım hazırlanır ve bu karışım aşağıda ekstrüzyon hattına gönderilir. Ekstrüzyon hattında sıcaklık ve basınçla pişen malzeme, plastifiye olan malzeme kalıptan şekil almış olarak geçirilerek kalibrasyonda soğutulur ve pürüzsüz hale gelir. Yüzey pürüzsüzlüğü sağlanır. Daha sonra kesme, metraj kesme işlemleriyle ve en sonunda kalite kontrol aşamasıyla ekstrüzyon hattındaki üretimimiz, plastik perde rayı üretimimiz son bulur. Sadece perde rayı üretmekle iş bitmiyor. Aksesuarlar da bir başka üretim hattında aynı itinayla üretiliyor. Enjeksiyon hattında şu an için perde rayı aparatları üretimimiz gerçekleşiyor. Dönüşler ve finaller. Onun dışında merdiven sektörüne hizmet veriyoruz. Bir diğer bölümümüz de merdiven ve merdiven başlıklarını ve merdiven plastik aksamlarını da enjeksiyon hattımızda üretiyoruz. Geleceğe dair de paspayı ve banyo plastik aksesuarlarıyla ilgili üretim gerçekleştirmek istiyoruz. Enjeksiyon hattımızı hem geliştireceğiz hem de istihdam artımı noktasında önemli bir katma değer sağlanacak diye düşünüyorum. Plastik üretiminde atıklar çöp olmuyor, üretime geri kazandırılıyor. Sahip oldukları geri dönüşüm makinesi sayesinde firma israfı önleyip verimliliği artırırken çevre dostu üretim anlayışını da tescillemiş oluyor. Oluşan atık malzemeleri önce kırma makinesinden geçiriyoruz 8 milimetrelik bir elek vasıtasıyla ve daha sonra mikronize öğütücüyle ham madde bazına mikron seviyesine getirerek tekrar geri dönüşüm sağlamış oluyoruz. Bu şekilde zaten hani çevre dostu bir anlayış gerçekleşmiş oluyor.
teknolojiye yapacakları yatırıma paralel olarak ürün çeşitliliğinde de artış yaşanacağını dile getiren makine yüksek mühendisi Serdar Öztürk, son olarak plastik bölümü adına firmalarının hedefini paylaşıyor. İleriye dönük tam otomasyon sistemine geçme hedefimiz var. Şu anda hani yarı otomasyon sistemindeyiz. Her şeye hakim, hem teknolojiyi üst düzeyde kullanarak hem de belli bir istihdam yaratarak daha kolay ve daha sağlıklı bir üretim gerçekleştirme amacındayız. Bunun gerek müşteriye yönlendirilmesi noktasında da bu geçerli. Ve ürün bazında sadece bir iki ürün değil, mesela perde rayı değil, lambiri, kablo kanalı gibi sektörlere de girme aşamasındayız. Günümüz şartlarına uygun ve kaliteli formülasyonlarla ürün kalitemizi daha da geliştirme ve çeşitlendirme amacındayız ve buna hizmet ediyoruz. Erol Teknik'in metal bölümü üretim sorumlusu makine yüksek mühendisi Necati Günday da kendi sorumluluğuna giren alanda firma potansiyelini aktararak söze başlıyor. Metal bölümünde 3 ana grupta üretimimiz var. Bunlardan birincisi merdiven, ikincisi alçıpan köşe profili, üçüncüsü banyo aksesuarları grubu. Merdiven bölümünde 3 ana üretimimiz var. Bunlardan birincisi mini merdiven, ikincisi galvanizli merdiven, üçüncüsü statik merdiven. Galvanizli merdiven üretimi profiller ve saçlardan oluşmaktadır. Biz dışarıdan bu profilleri ve saçları tedarik ettikten sonra mal kabulüye gelmekte. Mal kabulde onaydan geçen ham maddeler üretim hattına aktarılmaktadır. Birinci aşamada profiller kesme ve delme işlemlerinden geçmekte, saçlar da preslerden geçmektedir. Firmanın Türkiye genelinde bilinirliğini artıran en iddialı ürün grubu, firma adıyla anılan merdivenleri oluyor. Yapılan her yatırımla birlikte firma adeta kendiyle yarışıyor. Mevcut yapıyı güçlendirecek adımlar atılıyor. Merdiven ön gövde üretimi, kesme ve delme işlemlerinden sonra kıvırma işlemi gerçekleşmektedir. Kıvırma işleminden sonra kaynak işlemine ayrılmaktadır. Kaynak işleminde preste işlenen saçlar ve ön gövde için kıvrılan profiller kaynak bölümde birleşmekte ve orada kaynatılmaktadır. Diğer hatta da arka ayak profilleri ve saçları birleştirilmekte ve ikisi sonra montaj bölümünde bir araya getirilmekte. Ardından galvaniz kaplanacak ürünler galvaniz bölümüne, statik boya yapılacak ürünler de statik boya bölümüne aktarılmaktadır. Mobilyaları üretimini destekler nitelikte banyo aksesuarları da yine metal bölümünde üretilerek tüketici beğenisine sunuluyor. Metal üretim tesisimizde merdiven imalatından başka banyo aksesuarları ve alçıpan köşe profili üretmekteyiz. Banyo aksesuarları grubumuzda banyonun ihtiyacı olan tuvalet kağıtlığı, havluluk, köşe süngerlikler, etejerler ve aynaları üretmekteyiz ve piyasaya arz etmekteyiz. Diğer bir ürün grubumuz alçıpan köşe profili. Alçıpan köşe profili üretimine yaklaşık 3 ay önce başladık. Makine yüksek mühendisi Necati Günday, ürünlerinin tercih edilmesinin başlıca nedenini özetleyerek sözlerini noktalıyor. Piyasada Erol Teknik merdivenlerinin tercih edilmesinin en büyük sebebi inşaat sektöründe dayanıklılığın çok önemli olması ve standartlara uygun üretilmesi.